Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yağ yaktıran, göbek yağlarını eriten lahana kürü yapacağız. Artık yaz geliyor, kilo vermemiz gerekiyor. Bazı arkadaşlarımız var, ben oldukça kilo verdim ama göbeğimdeki yağlardan kurtulamıyorum. Ellerimde, ayaklarımda, yüzümde şişkinliklerle uyanıyorum yataktan diyorlar. Arkadaşlar, bunların tek sebebi bakın ödemler, vücudumuzdaki toksinler. Lahanada antitoksin özelliği var arkadaşlar. Toksin kovucu, yani vücudumuzdan zehirleri attıran bir sebze lahana. İçerisinde B12 vitamini bulunmasından dolayı sizlerin hem dinçliğini ve sağlıklı oluşunuza katkı sağlıyor, hem de bağışıklığınızı destekliyor arkadaşlar. İçerisinde bulunan merosinaz maddesiyle vücudun o toksinleri atmasında çok daha başarılı bir yol izlemesine yardımcı oluyor. Bakın, lahana o kadar güzel bir sebze ki arkadaşlar. Dediğimiz gibi doğada hiçbir sebzenin içerisinde bulunmayan B12 vitaminini bulundurması sebebiyle zaten başlı başına bir besleyiciliği var. Lahana kürümüz de bize neler sağlayacak? Lahana kürü öncelikle ilk 3 gün içerisinde bizim şişkinlik ve ödemlerimizi attıracak. Yani ilk 3-4 günde ortalama 3 kilo gibi bir kilo kaybınızın olması gayet olası ve gayet normal. Fakat bu kilo vermek değil arkadaşlar. Siz burada vücudunuzdaki toksinleri atacaksınız, ödemleri atacaksınız. Asıl kilo verimi 5. günden sonra başlıyor ve inanın bana, çok çok özür dileyerek söylüyorum, dışkınızda ve idrarınızda yağ olduğunu hissedeceksiniz. Bakın, dışkı ve idrarla birlikte, terle birlikte yağ atmaya başladığınızı göreceksiniz eğer bu küre devam ederseniz. Kürün yapımında çok fazla detay yok arkadaşlar. Gördüğünüz zaten biraz önce 2 adet büyük lahana yaprağını kestim. Şöyle küçük parçalara ayırdım. Orta boy bir tencerenin içine koyacağım ama önce bir yıkamak istiyorum. Sizler de güzelce yıkayabilirsiniz. Burada lahana yapraklarımı genişçe bir kapta yıkayarak tencereye alacağım. Üzerine yarım litre su koyacağım ve fokurdadıktan sonra, bakın bu detaya lütfen dikkat edelim, fokurdadıktan sonra 7 dakika, bakın 8 değil, 6 değil, 7 arkadaşlar. İbrahim Saraçoğlu'nun kürüdür bu. İbrahim Saraçoğlu burada 7 dakika diyor zayıflama için. Ama şeker hastalığı için kullanacaksanız lahananın dış yapraklarını 15 dakika kaynatacaksınız. Bakın, şeker hastalığı için kullanacaksanız. Ama biz burada zayıflama kürü olarak kullanıyoruz. Bu sebeple 7 dakika kaynatacağız. Arkadaşlar, hani bu kürü denedin mi diyeceksiniz. Evet, ben bu kürü denedim ama ben bu kürü 6-7 sene önce yapmıştım. Çok başarılı sonuçlar almıştım. Ben miyon tipli biriyim arkadaşlar. Kemik yapımda oldukça ince. Bu sebeple yemek yemeyi de çok seviyorum. Bu sebeple kilomu sürekli kontrol altında tutmak zorundayım. Çünkü kiloyu da hiç sevmiyorum. Kilo almak benim vücuduma her bakımdan zarar. Bir kilo fazla olsa sağlık problemleri yaşıyorum. Bu sebeple de sürekli dengede tutmak durumundayım. 6-7 sene önce bu kürü yaptığımda neredeyse 6 kiloya yakın vermiştim. 57 kiloydum çünkü 50 kiloya düşmüştüm. Öyle hatırlıyorum şimdi. Gayet güzel oldu. Hiç sizin iştahınızı da bu arada kontrol altına alıyor arkadaşlar. Hani o deli gibi yiyeceklere saldırma durumumuz var ya, işte o durumu da kontrol altına alıyor. Sabahları uyandığımızda hemen taze olarak hazırlıyoruz bunu arkadaşlar. Akşamdan yapmayalım. Mümkünse, belki zor olacak bazılarınız için ama lütfen taze yapalım. İçinde hiçbir maddeyi kaybetmeden içmiş olalım lütfen. Lahana sizi inanılmaz şaşırtacak. Hani mesela limonda insan bir nebze diyor ki, ha işte limon asitli, bu bana yağ yaktırabilir mantığı var. Ama hayır arkadaşlar, inanın bana öyle değil. Lahana yağda çözünen yağda çözünen toksinleri suda çözünen hale getirerek vücudumuzdan attırıyor. Bakın, bu çok önemli bir cümle. Normalde yağda çözünüyor zehirler ama lahana içindeki merosinaz maddesiyle bu toksinleri suda çözünür hale getirerek vücudumuzdan attırıyor. İnanılmaz güzel. Allah'ın bir bize hediyesi arkadaşlar. Lütfen kullanın. Lahana, bir tane lahana alsanız size bir hafta bol bol yeter.
evinizdeki eşinizle, aile bireylerinizle birlikte de yapabilirsiniz. Bakın onlar da faydalansınlar. Evde şeker hastası varsa, efendim toplar damar yetmezliği sebebiyle ayaklarında, ellerinde şişkinlikler yaşayan aile bireyleriniz varsa onlara da içirebilirsiniz. Bakın çok önemli. Toplar damar yetmezliğinde çok faydası oluyor. Kan şekerini düşürüyor. Uyku apnesi tedavisinde de çok etkili bakın lahana. Birçok alanda kullanabilirsiniz. Şimdi fokurdadıktan sonra 7 dakika kaynattım. Lahana yapraklarını tenceremin içinden bir güzel alıyorum. Sonra bir sürahinin bir kabın içerisine boşaltacağım. Toplamda 2,5 bardak civarı lahana suyumuz çıkıyor zaten buradan arkadaşlar. Yarım litre su ilave etmiştik 2 adet lahana yaprağına. Dediğimiz gibi bunu sabah kalkıyorsunuz aç karnına veya tok karnına, ama ben aç karnına öneriyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü orada bir güzel hazırlık yapılsın. Mideye, bağırsaklara güzel bir şekilde gitsin. Aç karnına içersek çok daha güzel olur. Ilık içebilirsiniz. Sıcak soğuk fark etmiyor ama ılık için, vücut ısısına göre içelim her zaman içtiklerimizi. Bu şekilde fayda görmeniz dileklerimle. Göbek yağlarınız gitsin, şişkinlik ve ödemleriniz gitsin. Sabah dupduru güzel bir ciltle uyanın. Bakın lahana kürünün, söylemeyi unuttum, çok önemli özelliklerinden bir tanesi cildinizi güzelleştiriyor zamanla. Bunu deneyen herkesten eğer doğru düzgün disipline bir şekilde bu kürü yaparsanız, ben inanıyorum bir ay sonra aşağı yorumlara yazacaksınız. Arkadaşlar bir de ilave edeyim. Bu kürü 15 gün kullanıyoruz. Sadece 15 gün kullanıyoruz. 5-10 gün ara veriyoruz ve bir kez daha kullanabiliriz ama çok fazla bu kürü yapmıyoruz hayatımızda. Senede bir ya da iki kez yapıyoruz arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. 15 günde zaten gayet güzel bir etki gösterecek. Şimdi ben böyle bardağın koyduktan sonra bir de şöyle 4-5 damla limon damlatıyorum. Bu sizin tercihinize kalmış. Limon damlatmadan da içebilirsiniz. Limonla da içebilirsiniz arkadaşlar. İçmeden hemen önce damlatın limonu. Kaynarken falan koymuyoruz. Evet, bu şekilde limonumuzu da damlatıp bir güzel yudum yudum içiyorsunuz. Hafif lahana kokusu var. Çok rahatsız edici değil. Lahana zaten yiyoruz arkadaşlar. Kapuskalar, sarmalar zaten yiyoruz. Yani onlarda da bir koku oluyor. İçilmeyecek bir şey değil. İnanın, karar verin ve lütfen harekete geçin. Göbeklerinizden kurtulabilirsiniz. Zayıflayabilirsiniz. Bakın o şişkinlik ve ödemi atınca zaten vücut direkt zayıflamaya başlıyor arkadaşlar. Hani siz o bir türlü o şeyden çıkamıyorsunuz ya, işte şişkinliğim var, ödemim var, bir türlü karar veremiyorum, zayıflayamıyorum. Anlıyorum sizleri, inanın bana anlıyorum. O şişkinlikler gitmedikçe insan zaten motive olamıyor ki arkadaşlar. Çok haklısınız, inanın bana çok haklısınız. Ben bütün detayları anlattım ama aklınıza takılan sorular olursa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Bütün içtenliğimle sizlere cevap vereceğinden emin olun arkadaşlar. Çünkü gerçekten herkesin mutlu olmasını istiyorum. İşe yaramasını istiyorum bu kürlerin. Bana Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan her yerden ulaşabilirsiniz. Sorularınızı sorun, kafanıza takılanları sorun veya motive olmak istiyorsanız gelin birlikte konuşalım, motive olalım. Herkes mutlu olsun yeter. Umarım fayda görürsünüz. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. İçten yorumlarınızı videonun altında bekliyorum. İnşallah fayda görürsünüz. Kanalımda bulunan diğer sağlık, güzellik ve bakım videolarına da göz atmak isterseniz lütfen kanalımda ilgili video başlıklarına gidebilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Sizleri de bizlerle birlikte görmekten büyük mutluluk duyacağımı söylemek istiyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Güzelliklerle kalın.